Bugün yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Yine doğal güzellikleri göreceğiz bugün. İsviçre yazdığınızda en yukarılarda çıkan top 10 yerlerden ikisine, hatta belki üçüne gideceğiz. Evet. Çok güzel manzaralara şahit olacaksınız. Çok güzel yerlerden yerleri gezeceğiz. Ama öncesinde biliyorsunuz 1000 aboneye ulaşma hedefimiz var bu video serisinde. O yüzden bize bu hedefimize yardımcı olup kanalımıza abone olursanız, hatta arkadaşlarınızı da abone ederseniz çok seviniriz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi küçük bir ev turuyla başlayalım. Evet. Airbnb'den yine evimizi tuttuk. Gerçekten şahane. Şahane bu evi dedi. Yani iple şahane. Çekiyorduk. Çok heyecanlıydık bu ev için. Çünkü doğası, manzarası yani hepsi çok gösterelim. Güzel. Göreceksiniz. Hadi başlayalım. Evet, burası evimiz. Evimizin dış görüntüsü bu şekilde. Manzarası gerçekten çok güzel. Beni çok etkiledi. Ben sürekli şöyle kalkıp sabahları çok verelim. Güzel diyorum. Arka tarafı görüyorsunuz. Şimdi giriş yapalım. Gerçekten daire çekimleri gibi oldu. Bir köy evi gibi. Çok güzel. Bakın burada böyle dışarıda oturabileceğiniz yerler var. Ya şu bakar mısınız ya? Şunlara bakar mısınız? Çok güzel. Dantel işleme. Evet ya, gerçekten her detayıyla harika. Buradan da manzarayı görebiliyorsunuz. Burası giriş kısmı. Yani burada da isterseniz oturabilirsiniz. Oturmak için çok alan var. Bir sürü arkadaşınızla gelip burada rahatça vakit geçirebilirsiniz. O zaman bu Airbnb'nin linkini aşağıda paylaşalım. Evet, burası salon kısmı. Televizyon da var. Televizyonun içinde her şey var. Netflix, zaten akıllı televizyon. Bir şeyler izleyebilirsiniz. Koltuklar şahane rahat. Böyle gününü atabiliyorsunuz. Şöyle birazcık uyuyormuş. Çok tatlı, ev sahibi bize çikolatalar bırakmış, kekler bırakmış. Tabii bu kadar kaldı, yedik hepsini. Bakar mısınız manzaraya? Şahane görünmüyor mu? Direkt dağlara doğru bakıyor. Ve yanından bir tane nehir akıyor ve tren yolu var. Gerçekten çok güzel, filmlerdeki gibi. Bu arada yanınızda böyle bir dönüştürücü getirmenizi öneririm. Çünkü herkes bu şekilde bırakmıyor. Ev sahibi bize bıraktı. Bu Avrupa fişi dönüştürücüsü gibi kalın uçlu, eğer bir bilgisayarınız ya da şarj aletiniz varsa getirmenizi öneriyorum. Çünkü buradaki fişlerin hepsi böyle çoklu yapmışlar ve ince uçları var. İsviçre'nin soketlerinin girişleri farklı, evet, Avrupa'nınkilerden. O yüzden Avrupa tarzı bir dönüştürücü getirin kendi eşyalarınızı kullanmak istiyorsanız. Burası küçük oda. Kızlara verdik bunları, bu odayı. Bu odayı evet. Bir şekilde karanlıkta alavereyle. Şurada bir kapı var. Burayı kaptık. Ha yok, dolap mı? Evet, bunların hepsi dolap. Dolap alanları çok iyi gerçekten. Hep böyle küçük küçük. Evet. İşte sanat eserleriyle şöyle. Sanat bir de şey çok güzel değil mi? Tam bak köy evi, tahtadan her yer çok güzel. Evet. Burada bir tane kapı var ama buranın üst katını yapıyorlarmış. Muhtemelen burayı 4 kişilik değil de 5, 6, 7, 8 kişilik yapmak için üst katı şu anda yapılıyor. O yüzden kilitli. Burası mutfağımız. Mutfak da çok güzel. Her türlü yemeğimizi burada yaptık. Gerçekten rahatça kullanabilirsiniz. Ve ev sahibi o kadar iyi ki bize sürekli bir şeyler bırakmış. Kahve bırakmış, yağ bırakmış, tuz bırakmış. Bunları neden söylüyorum? Çünkü herkes bırakmıyor arkadaşlar. Bu fondü aleti. Evet. Fondünüzü bile yapabiliyorsunuz evde. Evet. Burası da yatak odası. Yatak çok rahattı. Bakar mısınız? Çok güzeldi. Burada da yine iki tane yorgan var. Buranın kültürü artık böyle. Ama yastıkları bir garip. Bakar gelsin, göstermek istiyorum yastıkları. Bu nedir? Bunu böyle ikiye üçe katlıyorsunuz anca bir şey oluyor. Ama burada çoğu evde böyle. Bilmiyorum, yine kültürel bir şey sanırım. Yine manzaramız aynı yere bakıyor. Çok güzel. Şöyle. Sabah bu manzaraya karşı mı uyanıyoruz? Evet. Burası da banyo. Banyo sıcacık. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde. Evimiz bu şekildeyiz. Biz şimdi yola çıkacağız. Yolda tekrar görüşürüz. Thank you.
Şimdi ne yapıyoruz? Neredeyiz? Şimdi bu böyle upuzun, akan, çok ünlü, herkes Instagram'da paylaştığı şelaleye geldik. İsmini buraya yazıyorum. Çok güzel bir kasaba. Çok tatlış. Şimdi birazcık yürüyüp keşfedeceğiz. Geldiğimiz kasabanın en güzel noktası burası. Evet, çok meşhur. Şu kilise. Şu meşhur kilise. Ve şurada şu şelale. Şu tarafındaki şelale. Ve önündeki kuyruk. Fotoğraf için sıra bekleyen insan kuyruğu. Ve bir ayça. Böyle bir yerdeyiz. Burası gerçekten fotoğraflardaki gibi ya. Çok bazı güzel yerler Instagram'da inanılmaz güzel gözükür. Fotoğrafları şahane olur ama kendisi öyle olmaz ya. Gidince hayal kırıklığı. Bunlar öyle yerler değil işte. Bu onlardan değil. Şurada manzara inanılmaz güzel. Çok fotojenik bir kasaba. Ya İsviçre evet ya. Ya yeşil, mavi, dağlar zaten kompozisyon şahane. O yüzden çok ekstra bir şeye gerek yok. Nereye telefonu doğrultursanız şahane güzel çıkıyor. Çok güzel gözüküyor ve yanımızdan şöyle tren geçiyor sürekli. Ve dağa çıkıyor. Bu İsviçreliler inanılmaz ya. Her tarafa şu dağı komple trenle çıkabiliyorsunuz. Tren tırmanıyor ve 10 dakikada bir tren geçiyor. Bayağı otobüs gibi, metro gibi vızır vızır yani. Ulaşım açısından şahane. Eğer arabanız yoksa bizim gibi, bizim var. Bizim aksine arabasız gelecekseniz Swiss Travel Pass kesinlikle çok iyi. Her yere çok daha uyguna girebiliyorsunuz. 20 euro, 30 euro fark ediyor her seferinde. Evet. Ve ulaşımı çok daha rahat oluyor. O yüzden pahalı vesaire demeyin. Gerçekten işe yarayan bir bilet türü. Çünkü tek tek aldığınızda da otobüsler, trenler çok pahalı. Yani o onu karşılıyor gibi bir şey ve oluyor. Ve yaptığınız aktivitelerde ekstra indirimler alıyorsunuz. Evet. Ve illaki o aktiviteleri yapıyorsunuz. O yüzden kesinlikle değer. Şimdi size şu manzarayla baş başa bırakalım. Etrafı gösterdik. Bu küçük kasa zaten küçücük bir kasaba. Bu gösterdiğimiz birkaç yer var. Manzarası çok güzel olan. Kilisesi ve şelalesi ama kesinlikle gelmeye değer. Burayı bir tık gezdik, yürüdük. Başka şeyler bulabilir miyiz diye ama size gösterdiğimiz kadar. Şimdi biz Interlaken direkt şehrine gideceğiz. Orada çok güzel bir fondü mekanı vardı. Orayı açık yakalarsak orada bir fondü yiyip yolumuzu tam gaz devam edeceğiz. Şimdi sizi yoldaki manzaralarla baş başa bırakalım. Evet. Şimdi bu çok meşhur olan İsviçre'de herkesin gelip denediği neyi yiyoruz? Ne tipi bunun adı? Fondü yiyoruz. Evet, şimdi fondü yiyeceğiz. Fondüyü deneyeceğiz. Abi herkes bana bakıyor, çok şey oluyor. Şimdi ne yaptık? Bir şişe İsviçre Alplerinde yetişmiş üzümlerden yapılma bir şarap söyledik. Beyaz şarap söyledik. Garsonun tavsiyesi, ne üzüm olduğunu bilmiyorum. Fondüde iyi gidiyordu. Evet. İkincisi, fondüyü söyledik ve İsviçre'de bir haftadır tatil yaptığımız için masraflarımızı gidermek adına bir külçe altın verdiler. Ama böyle içinde altın varmış gibi dursa da içinde sıcak patatesler var. Evet. Böyle patatesler kabuklarıyla birlikte pişirmişler. İkincisi ekmek. Fondünün asıl olayı güzel ekmek. Şöyle dışı çıtır çıtır, ben tadına baktım tabii ki de. İçi yumuşacık bir ekmek var. Fondüye bunları banacağız. İsviçre'ye özgü bir yemek. Ve İsviçre'nin dağlarında o yetiştirdikleri peynirleri eriterek yaptıkları ve ekmek bandığınız bir yemek türü. Bizim Trabzon'un kuymağını düşünün. İsviçre versiyonu fondü. Çok daha akışkan. Ve şöyle özel çatalları var. Hemen uygulamalı gösterelim. Biz iki çeşit söyledik. Klasik olanı söylemedik çünkü. Bir klasik aslında bir başka söyleyecektik ama garson böyle bitkilerden oluşan, aynı klasiğe sadece bitki ekledikleri fondüyü çok önerdiği için bir onu söyledik. Bir de trüf mantarlısını söyledik. Onu da çok önerdiler. Trüf mantarlı ve bitkili. İlk bitkiliden başlayalım mı? Olur. Evet arkadaşlar, gömüyoruz. Karşınızda da yiyoruz ama bu deneyimi aktarmak için. Yoksa böyle şeyler yapmayız yani. Sıcak mı acaba?
Gerçekten çok güzel. Ya burada böyle ağır bir peynir kokusu var. Öyle ve böyle peynir yani sonuçta böyle ağır olur. Zorlar diye düşünüyorum ama çok güzel. İnanılmaz lezzetli. Bitki de çok güzel yapmış ama gerçekten. Bitki de gerçekten garsonun söylediği kadar varmış, bayağı güzel. Beğendim. Yeniden. Trüflüyü ben ağır bekliyorum. Peynir ve trüf. İkisi ağır olsa gerek diye düşünüyorum ama bitkiliye gerçekten bayıldım. Tutacak. Ya beni beklemezsen öyle olur işte. Evet, bunda trüf tadı çok daha net geliyor. Güzel ama evet bu da ağır değil. Evet değil. Ağır değil. Çok İlginç güzel. Bir şekilde peynir ağır değil ya. Garson zaten şey dedi, ben trüfle peynir ağır olmuyor mu dediğimde %50 güçlü aromalı peynir, %50 normal peynir karıştırıp yapıyoruz. O yüzden çok ağır olmuyor dedi. Muhtemelen o yüzden çok gerçekten ağır değil. Beğendim. Fondü en az 2 kişilik söyleniyor bu evet. arada. Biz arkadaşlarımız olduğumuz için 2 tane ayrı deneyimleyebildik o yüzden söyleyebildik. Kişi başına trüflü olanı her zamanki gibi trüflün ucundan yanından geçirseler zaten her şey pahalanıyor. Kişi başı 36-37 euro. İsviçre 36 İsviçre frangı evet. Bitkili olan da 28, yok 34. 32 miydi? 32. 32 ya da 34, öyle bir şeyler. Mutlaka deneyin ama. Burası çok mekanın adını azalalım. Köşeye, kenara köşeye bırakıp gerçekten çok güzel. Küçük bir mekan, randevusuz kesinlikle gelmeyin. 4-5 evet. masa var. Ama çok tatlı bir yer. Şurada şöyle çanlar var. Böyle inek çanı gibi yapmışlar, çok tatlı. Sadece 4-5 mekan var, 4-5 masa var burada. Aynen. Şöyle İsviçre temalı dantelleri var falan. Tatlı duruyor, ahşap bir yer. Cheers. Evet, bir son dakika gelişmesi için sizlere bağlandık. Görmüş olduğunuz gibi daha arabayı bile park etmedik ama bu geldiğimiz yerde arabayı park etmek ücretli. Ve tam parka girdiğimizde bir tane adam yanımıza yaklaşıp biletini bize verdi. Boşu boşuna bilet parası vermeyin, alın size bilet, birkaç saat geçerli dedi. İsviçre insanı gördüğünüz gibi çok kibar. Neler söyleyeceğimi bilmiyorum, duygu doluyum. Şimdi Blaasen'e geldik. Buradaki göreceğimiz, yani dün yaşadığımız talihsiz donmuş göl macerasından sonra görmeye en çok merak ettiğimiz ikinci yer burası. Fotoğrafları inanılmaz evet. güzel gözüküyordu. İzlediğimiz YouTube videolarında da öyle. Hatta ben şu an ucundan görüyorum. Ya gördüm. Zümrüt yeşili. Şu güzelliğe bakar mısın? Ben bakar mısın? Ben ama çaktırmadan. Ben tam bir televizyon şeyi. Sizden bir beğeni aldım arkadaşlar. Gerçekten. Gölü görmeden önce bir beğeni atarsanız çok, çok seviniriz. Abone de olursanız daha da seviniriz. Aa, şu manzarayı bir göstereyim ya. Şu manzara ne ya böyle? Gölün rengini görüyor musunuz? Ya yemyeşil, böyle bir şey olabilir mi? Şahane ya. Şuraya bakar mısınız? Burada drone uçurmak yasak diyorlar ama kuytu köşe bir yer bulursam uçuracağım arkadaşlar. Kim gelecek en tepede? Ama düşmesin, cumburlop suya. Evet, fotoğraf bölgesi. Şu suyun rengi nedir ya? Burada baya berrak. Evet arkadaşlar, şimdi görüntüleri izlediniz zaten, inanılmaz güzel doğal bir ortam ve rengi muazzam, dağlardaki karlar falan, kompozisyon harika. Şimdi biz buraları yapmayacağız ama size de gösterelim istedik. Bu buranın haritası. Burada gördüğünüz gibi gölün etrafında yürümek 15 dakika falan, zaten göl gördüğünüz bu kadar, gördüğünüz kadarıyla. Ama buranın etrafında bizim yapmayacağımız turuncu ve yeşil rotalar var. Bunlar direkt buradaki ormanların içinden geçiyor. Bu turuncu rotayı yapması
bize söylenen ortalama bir 25 dakika falan sürüyormuş. Yeşili de kattığınızda hani yarım saat 40 dakikaya burada tüm etrafı dolaşıp çıkabilirsiniz. Bunlar gerçekten hazırlanmış yürüyüş rotaları. O yüzden yollar falan düzgün. Korkmanıza gerek yok. Ama biz Lüksemburg'da yeterince hiking yaptığımız için burada bunu yapmayacağız. Ama sizin bilginiz olsun istedik. Buraya, bu arada buranın bir giriş ücreti ve otopark ücreti de var. Onları da gelmeden kontrol edersiniz. Ayrıca buraya çok yakın UNESCO koruma listesinde olan bir göl var. Bir dağın tepesinde. Biz oraya yetişebilecek miyiz? Teleferik kaçta kapanıyor? Göl dondu mu donmadı mı? Artık tecrübeliyiz. Gölün donup donmadığını falan soracağız. Ona göre çıkacağız. Eğer zaten çıkamazsak haberiniz olur. Çıkarsak da bir sonraki mekanımız orası. Her türlü göreceksiniz yani. Şimdi buradaki diğer güzel görüntüleri Abla size göstersin. Ardından yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Mavi Göl sanırım. İsviçrecesi çok zor ama Mavi Göl traktör göçü gibi bir yere gidiyorduk ama yani yol üzerinde şöyle bir yer gördük. Gerçekten Heidi'nin koştuğu yerler ya buralar. Buraları da bir yolda durup size gösterelim istedik. Evet, Blue, Mavi Göl diyeceğim ben ona. Onun adını İsviçrece diye bir dil yok lan. Evet, az önceki Mavi Göl'den çıktık. Şimdi size söylemiştim arkadaşlar, tam karşısında çok güzel bir göl var diye. Bu gittiğimiz göl, Dünya Mirasları Koruma Listesi'nde UNESCO tarafından koruma altında olan bir göl. Masmavi, manzaraya inanamayacaksınız. O yüzden izlemeye devam edin. Şimdi Mavi Göl'den buraya 15 dakika falan sürüyor gelmesi. 15 dakikalık sürüş sonunda direkt teleferiğin altına ücretsiz otoparklar var. Oraya park edebilirsiniz aracınızı. Ondan sonra teleferik biletlerini alıyorsunuz. Teleferikle bir 10 dakika çıktıktan sonra bir 20-25 dakikada yürüme mesafesi var göle. Tek yön bu arada. Ve tabii ki de yol üzerinde böyle şahane dağ manzaraları her yerde olduğu gibi. Artık bunları söylemiyoruz ama yani alıştık gibi çünkü her yer böyle. Tabii ama her seferinde manzara insanı büyülüyor. Şahane. Ferhat Bey. Selam. Ya şimdi şöyle çok tatlı bir şey gördük, size de gösterelim dedik. Böyle etrafı bir göstersen öncesini. Yine şahane, bir önceki videoda olduğu gibi şahane, kar dolu bir yer. Burada yine kayak yapanlar var, kızağıyla çocuğuyla kayanlar var falan. Ailecek gelmelik şahane bir yer. Ve şuradaki yokuştan kayıyorlar. Ama tüm yokuşu geri çıkmaları için şöyle bir asansör sistemi yapmışlar. Herkes geçiyor sırayla, tekrar kaymaya devam ediyor. Teknolojinin doğayla buluştuğu şahane bir olay. Evet arkadaşlar, yolumuz bayağı buzlu ve kaygan. Yine manzaramız bu şekilde, dediğim gibi. Bunları çok sık görmeye başladık. Artık telefonları daha az çıkarıyoruz. Standartımız bu manzara olduğu gibi bir şey. Burada seviye yükseldi ya. Kar olayı için beklediğimize değdi ya. Belki yıllardır kar görmedik ama bir gördük, tam gördük gerçekten de. Şimdi kapatıyorum çünkü düştüğüm an her şey tuzla buz olur ve kayıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Efekt yaptım. Daha çok izlenmek için bu kısmı teaser yapalım. En başa koyalım. Neyse, biz devam edelim. Yan yan gitmem. Ah be, düşseydin koyardık teaser'a. Tüh. Ben düşeceğim ama şimdi. Ben gerçekten düşmeye çok ramak kaldı. Ben böyle... Evet. Ah ya, kaçırdım ya. Acıdı mı? Acıdı mı? Ben de böyle patinaj çeke çeke geliyorum. Bir şeyin var mı? Yok. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Kayarsan kendin tutmaya çalışma. Kaymaya devam et, tamam mı? Ya biz buzda dans ediyoruz. Görüyorsunuz yollarım şöyle.
şöyle bir ortam. Benim de karşı ulaşmam lazım. Neyse birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi zorlu bir yolculuktan sonra neden bayağı zorlu? Çünkü çok kayıyor. Evet. Ben bir kere düştüm. Gördünüz zaten. Bir de biz akşam böyle öğlen 3'e doğru geldiğimiz için saat 5'te de kapanıyor. Biraz hızlı geldik. O yüzden bir 20 dakikada falan vardık totalde. Evet. Bayağı iyi bir rekor. Bayağı bir iyi bir efor aslında. Bu böyle bu kadar koştuk. Hazal yolda düştü. Benim düş deyip evrene yolladığım enerjinin de etkisi olabilir ama. Neyse, yolda böyle şeylerden sonra bu manzaraya değdi mi diyorsunuz değil mi? Değdi. Biz şu an görüyoruz. Bayağı büyüleyici. Bayağı büyüleyici. Ama ben yine tabii ki de göstermeden önce bir beğeni, bir de abonelik talep ediyorum. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü izleyenlerin hala %65'i abone değil. Hepimizi görüyoruz, takip ediyoruz. Evet. Tek tek mesaj attırmayın kendinize. Sen çok laf söyleme de. Evet, şimdi o UNESCO'nun koruma listesindeki göle geldik. Bayağı bankımıza oturduk. Haklılarmış. Sırtımızı konu. Yasladık, göle bakıyoruz. Çok güzel. Karşı dağlara böyle güneş vuruyor. İnanılmaz güzel, huzurlu değil mi ya? Çok huzurlu. Ve biraz geç gelmenin avantajı, etrafta hiç insan yok. Evet. Bir tık soğuk ve güneş gitti ama etrafta hiç insan yok ve bu manzara sadece bize kaldı. O yüzden bir tık da şanslıyız. Bir tık. Çok huzurlu ya. Gerçekten vallahi çok güzel. Çok kesinlikle buraya gelin. Kesinlikle. Buraya evet, kesinlikle gelin. Bilet fiyatlarına bakmayın. Onlar her zaman pahalı. Parayı her zaman kazanırsınız ama bu deneyimi her zaman her yerde elde edemezsiniz. Ama bir o de şey yani zaten. Deneyimleyin. İsviçre tatiline çıkacaksanız. Evet. Önceki videolarda da dedik. Normal bir Avrupa gezisine kıyasla çarpı 2 bütçeyle gelmeniz lazım en az. Evet. Ama değiyor. Kesinlikle değiyor. Bu bir deneyim bu ve çok değiyor. Huzurlu, çok güzel bir tatil. Şimdi sizi drone görüntüleriyle baş başa bırakalım. Burayı da bitirdik artık. Görüntüleri zaten gördünüz. Çok güzeldi. O zaman videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.